geldiniz arkadaşlar. Bugün de böyle bir video çekelim istedim. Çinçilyaların olmazsa olmazlarından bahsedeceğiz bugün. En önemlisi temizlikti. Temizlikle başladık. Şimdiki konumuz ortamı. Bir çinçilyanın ortamı nasıl olmalı? Öncelikle kuru olması lazım. Nemden uzak tutulması lazım. Sıcaklık aynı şekilde. Bu hayvanların doğal ortamını aşağı yukarı biliyorsunuzdur zaten. Dağda yaşıyor bu hayvanlar. Bu hayvanlar dağda yaşadığı için soğuk iklim hayvanı olarak kabul etmemiz gerekir. 30 derecenin üstündeki sıcaklıklarda rahatsızlık yaşarlar. Ölmeye kadar gidebilir. Dur kızım, sakin ol. Bununla alakalı videolarım da var. Yaşamışlıklarımız da var. Sıcak ve nem bu hayvanların en büyük düşmanıdır. O yüzden size tavsiyem 30 dereceyi aşmayacak sıcaklıklarda bulunması ortamında. Dur kızım. Eşek sıkısı. Eşek sıkısı. Dur. Tamam. Ben bu ortamı nasıl sağlıyorum? Klimayla. Ben odada kullandığım klima çok verim aldığımı söyleyemem. Pişman oldum duvar kliması taktırmadığıma ki şimdi de taktıramıyorum. Takdir edersiniz Türkiye şartları. İzmir'de yaşıyorum. Haliyle yazın çok sıcak oluyor. Ve nemli oluyor. İki unsur birden. Gündüz öğlen sıcaklarında klima açıyorum. Akşam da havalandırıyorum tabi odayı. Cam otel pencereyi her tarafı açıp hava güzel olduğu zamanlarda bu şekilde iki taraftan açıp bizim evimiz biraz şeydir, nasıl denir ona, ceyran yapıyor. Çok iyi havalandırabiliyorsunuz yani iki tarafı açtığınız zaman. Havalanması için bu şekilde şey yapıyorum. Camları açıyorum. Odayı bu şekilde havalandırıyorum yani. Güzelce havalandırıyorum. Başlıca gereksinimleri kafesin içinde tanıtımda da gördünüz zaten. Ne olması gerekiyor? İçinde kemirme oyuncaklarının olması gerekiyor. Kapalı bir yuvasının olması gerekiyor. Eşek sıpası dur. Kapalı bir ortamının olması gerekiyor. Yuvasının girişinin biraz daha dar olması gerekiyor. Bunun sebebi iki farklı yönden. Çünkü doğada yaşadıkları ortamlarda ya bir taş oyununda ya da kendi kazdıkları deliklerde yaşadıkları için. Ne oldu kızım? Tamam. Bak video çekiyoruz. Oradasın. Kendi kazdıkları deliklerde yaşadıkları için bu tüylerinin taranmasıyla alakalı bir şey diye gördüm ben. Kapı girişlerinde her zaman kendilerini sürterek geçerler. Nasıl anlatabilirim bunu? Kendilerini bir nevi tarıyorlar yani bu şekilde. Dur kuzum ne yapıyorsun? Eşek sıpası. Birinci özellik kuru olması lazım dedik. İkinci özellik nemsiz olması lazım. Rutubetsiz, nemsiz. Üçüncü özelliği ise sıcaklık dedik. O ortamlarında bulunması gereken
şeyleri söyledik. Taş, kemirme oyuncakları, taş olabilir, gaz beton özellikle tavsiye ederim. Ağaç dalı ama her ağacın dalı olmuyor. Elma ağacı, armut ağacı, dut ağacı tavsiye edebilirim. Havalandırma şartları dedik. Bu hayvanlar doğada yaşıyor yani sonuçta. Her hayvan gibi hava almak ister. Muhakkak odayı havalandırmanız gerekir. Ağaçları, bazı ağaçlara karşı şeyleri vardır, alerjileri vardır. Dilde şişmeye kadar yapabilen ağaçları biliyorum. Dikkat etmemiz gerekenlerden bir tanesi de bu. O yüzden her ağacı getirip kafesine koymuyoruz. Dut ağacı, elma ağacı, armut ağacı olabilir. Tuvaletlerini bir yere yaptıkları için bunu kendinize avantaj olarak sağlayabilirsiniz. Bu hayvan kemirgenler için çiş aparatları vardır, böyle içine talaş koyup kullanabilirsiniz. Ben direkt çekmece halinde kullandığım için şey yapmıyorum. Tamam kızım. Gereksinim duymuyorum. Çekmecede direkt bütün her şeyi oraya gittiği için temizlemesi de kolay oluyor. O şekilde kullanabilirsiniz yani. Eğer küçük bir tane kafes düşünüyorsanız. Bir diğer şeye geçtiğimiz zaman, bu hayvanların doğal düşmanları kuşlar. Kuşlar dediğim büyük kuşlar aslında ama bunlar onu algılayamadığı için uçan her kuşta kendilerine stres yaratırlar. Dur kızım, aman nasıl bir yaramaz oldun sen, bu kadar yaramaz değildin normalde. Eşek sıpası. Tamam. Gündüz vakti olduğu için biraz huysuzlanıyor tabii. Kuşlarla aynı ortamda bulunmaması gerekiyor. Kuytu, köşe yerleri çok severler. O yüzden yuvası muhakkak olması lazım kafeste. Sadece kafesi aldık, bakalım bu hayvana diye düşünmeyin yani. Bu ortamlar özellikle çok önemli. Sıcaklık konusu çok önemli. Havalandırma vesaire. Bu ortamların herhangi bir kısmını yapamazsanız bu hayvan kendine stres yaratır. Tüy dökmeye başlar. Size sert davranmaya başlar ki şu an stres yarattım, büyük ihtimal beni ısırmaya çalışıyor. Tamam kızım. Tamam, bitireceğim birazdan videoyu. Sıcaklıkla alakalı fotoğrafı, videoyu koyayım buraya da. Bu arkadaşı da buradan kafesine alalım, artık rahat durmamaya başladı.
Eşek sıkması seni. Gel abim, gel artık hadi. Yeter. Duyamadın banyo yapmaya. Çocuk adam. Hatta. Hatta. Aferin sana. Şiko. Gel. Gel lan. Kumdan çıkasın gelmiyor değil mi? Şık sıpası. Gel. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ortamı kuru olmasına rağmen yine de taşın üstüne geçip daha rahat ettiğini görüyorsunuz. Bizim eşek sıpaları biraz alışık bu duruma. Gene de ortamı görüyorsunuz. Kemirme taşı, odun, ceviz ve kabuğuyla beraber tabii ki cevizi ve ısırarak açtıkları için o da bir kemirme oyuncağı sayılır. Ortam nemini devamlı kontrol etmeniz gerekiyor. Nasıl olabilir? Örnek vereyim. Benim önceki suluklarım boncukluydu. Bunu şöyle yakından göstereyim. Bu ittirmeli. Boncuklu olanlarda tellere bu şekilde zıplarken çarptıklarında boncuklar yerinden oynayıp su açık kalabiliyor. Bu da tabii ki ortamı bozuyor. Nemli hale getiriyor. Bu hayvanlarda stres yaratır. O yüzden ıslak bir çinçila görmek gerçekten çok kötü bir şey. Ben bunu yaşamak zorunda kaldım. Sıcak çarpması geçirdi benim hayvanlarım. İki hayvanım daha doğrusu. Gençlerdi. Birisi direkt öldü. Birisini yaşattık. Ama gelin bir de bize sorun tabii ki. Sıcak çarpması gerçekten çok kötü bir şey. Özellikle tabii ki bu hayvanların sıcağı bağışıklık kazandığı bir dönemde oluyor tabii ki 1 yaşından sonrası. 30 dereceye kadar dayanabildiği görülmüştür. Ne kadar uzun durmaması gerektiğini söylemem saçma olur tabii ki. Uzun durmadığı sürece gene dayanabiliyorlar. Yavrular bu konuda çok hassastır. Yavrular gerçekten 1 yaşına gelene kadar bütün hayvanları her an ölebilir gözüyle bakmanız gerekiyor. Yani ona istinaden hayvana bakmanız gerekiyor. Gereksinimlerini görüyorsunuz. Burada yuvası, taşı, yemleri, suluğu, otluğu. Her şeylerini sağladıktan sonra zaten onlar kendi kendine yaşamaya devam ediyorlar. Ortamları bu şekilde.
Tuvaletlerini zaten temizlik videosunda da gösterdiğim gibi sadece tek noktaya doğru yapıyorlar. Kafes videosunda, temizlik videosunda göstermiştim. Oradan bakabilirsiniz. En önemli noktalardan bir tanesi kafesin devamlı temiz olması lazım. Devamlı temiz yani. En ufak şeylerden nem kapan hayvanlar bunlar. Temizlikten kastım beklemiş yem bile olmaması lazım ki bu onlara stres yaratır. Beklemiş yemler çok rahatsızlık yaratabiliyor bu hayvanlarda. Diğer kemirgen türlerinden farkı budur. Yoksa diğer özellikleri neredeyse aynıdır. Bir de biraz daha cilveliler. Değil mi oğlum? Heh, değil mi oğlum? Eşek sıpası seni. Çok ürkekler. Kendinize alıştırmak gerçekten zor bir hayvan. Ama sabır ve şeyle onu da halledebiliyorsunuz. Onun da videosunu çekeceğim illaki. Kuşlarla aynı ortamda bulunması çok kötü oluyor. Gerçekten çok kötü oluyor. O kadar korkuyorlar ki hani kafesin her tarafına kendilerini vuruyorlar neredeyse. Ben yanlışlıkla benim bilgisayarım burada. Bilgisayardan video izlerken bir kartal videosuna denk geldim. Tavşana ya onun sesiyle öyle bir koşuşturmaca, öyle bir stres, öyle bir şey görmedim yani ben. Hayvanların bu kadar bir hani resmen kendini yerden yere vurdu hayvan böyle. Duvardan duvara atlıyordu bu şekilde. Yani gerçekten aynı ortamda herhangi bir kuş hiç tavsiye etmiyorum. Kafesindeki yuvayı anlatmıştım. Altı onun da açık. Ama karanlık ve girişi görüyorsunuz. Biraz ufak. Bir korkutacağım. Kusura bakmayın. Normalde yaptığım bir şey değildir ama yuvasına girmesini istiyorum. O kadar alışık ki ben. Doğru düzgün korkmuyor bile hayvan. Tamam, korkutmayacağım, vazgeçtim. Bir yuvaya girer misin aşkım? Hadi bakayım. Ama Şaziye ya. Beni boykot ediyorsun resmen şu an. Bu kadar kibar olmaz mısın lütfen? Gir yuvana. Hani ebatını görüyorsunuz hayvanın. Yuvası da bu kadar. Girişi. Bunun amacını şöyle söyleyeyim. Tarak gibi kullanıyor. Kendisi sürtünerek geçiyor oraya. Daha rahat ediyor. Daha kendini taranmış hissediyor. Bunu tabii siz de tüy bakımı videosu çekeceğim. Orada da paylaşacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Kendisi de yapıyor aynı zamanda. Siz de yaparsanız daha iyi olur tabii ki. Bu unsurların hepsi birer stres kaynağıdır bu hayvanlar için. Bu hayvanların stres ölümüne sebep olabilecek şeylerdir. Çünkü doğal ortamında insanla iç içe değildir. Yani dağın 3000 fit üstünde bir yerde yaşayan hayvandan bahsediyoruz. Yani evimize almışız. Onun şartlarına göre oynamamız gerekiyor arkadaşlar. Özellikle yavrularda. Hadi büyükler bir yerden sonra kendini kuru yere alması gerektiğini biliyor. Bu şekilde taşın üstüne oturarak. Bunun sebebi tabii ortamının yaş olması değil. Şu anki durduğu şekli. Taş, toprak seviyorlar yani bu hayvanlar. Kafese taş koyabilirsiniz. O yüzden sıçrama oyuncağı olarak kullanabilirler. Özellikle yavrularda çok dikkat etmeniz gerekiyor bu unsurlara arkadaşlar. Gerçekten
Bu videoları çekmeyi bırakacaktım. Dün bir kardeşim bana yazdı. Benim daha önce hayvan verdiğim bir kardeşim. Ona da bu unsurları tabii ki bilgilendirme yapmadan hayvan vermiyorum ben kimseye normalde. Ki vermedim de, çoğu insana vermedim. Özellikle yurt dışına, şehir dışına gönderim isteyen arkadaşlar bile oldu. Onlara da göndermedim. Bu hayvanlar bu sıcakta oraya kadar gelmez dedim hepsine. Dün işte kardeşim bana yazdı. Abi ben senden özür dilerim, bu hayvanlar öldü diye. İki tane, bir dişi bir erkek yavrulardı. Bir saatlik bir ihmal demeyeyim de tecrübesizlik diyelim. Çünkü ne kadar anlatsanız da bunu yaşamadan gerçekten anlamıyorsunuz yani. Nasıl bir şey oluyor biliyor musunuz? Gözünüzün önünde can çekişe 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 ölüyor hayvan yani. Bir tane kurtarabildim ben şimdiye kadar. Sıcak çarpmasından kendi yavrum olanlardan, dışarıdaki arkadaşlara, Facebook grubundaki arkadaşlara çok yardım etmişliğim vardır ki hala faal bir şekilde herkese yardım etmeye çalışıyorum. Keşke olmasa ama başınıza gelmeden anlamıyorsunuz tabii ki. Benim klimam elektrik kesildiği zaman tekrar çalışmıyor. Elektrikler kesiliyor. İlk paylaştığım aileyi görmüşsünüzdür videolarda. O yavrulardan birisi direkt vefat ediyor sıcaktan. İzmir'in sıcağı acımıyor tabii. 44 derece bir sıcaklık vardı o sene. Bir tane hayvanımı kaybettim, öyle yavruyu. Bir geldim, diğeri de can çekişiyor. Direkt soğuk müdahale yapmanız gerekiyor böyle durumda. Soğuk müdahale dediğimiz, soğuk bir odaya alıp bildiğiniz hayvanı soğuk suyla ıslatmak. Ha, bunu yaptıktan sonra şok etkisi yaratacaktır. Hayvan kaçmaya çalışacaktır. Bırakmayacaksınız. Biraz o suyun içinde kalacak. Sonrasında çıkartıp havluyla kurutacaksınız. Fön makinesiyle falan değil yani. Havluyla kuruttuktan sonra yani böyle sürtmenize gerek yok. Ne yapmanız gerekiyor? Havlunun içine bırakın. Köşelerden böyle yavaş 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 yavaş, hani hayvanı seviyormuş gibi düşünün. Öyle nazik bir şekilde kurulamanız gerekiyor. Bir yerden sonra kendine gelirse ki büyük ihtimal o çarpmayı yaşadıktan sonra zor kendine gelir. Baktınız ki kendine gelmiyor, hemen tuzlu su yapıp şırıngayla hayvana içirmeye başlıyorsunuz. Serum yöntemi diyorlar buna. İlk başlarda biraz tabii zor olacak bu iş. Çünkü emmiyor, hani içmemeye çalışacak. Ki siz de yeni başlayan olarak düşündüğüm için, bu videoları çektiğim için, siz de korkarak yaklaşacaksanız şırıngayla damla damla şeklinde, hani su içerken görmüşsünüzdür illaki hayvanları, damla damla şeklinde vereceksiniz. O yutup ağızda kuruluğu gördükten sonra bir damla daha vereceksiniz. İlk gün bu şekilde tabii. İlk şartlarımızdan bir tanesi de bu hayvanları bilen,
Çinçilayı tanıyan bir tane veteriner buluyorsunuz ilk önce. Bu hayvanları almadan önce yapmanız gereken bir şey. Çinçila dediğinizde kedi mi diye sormayacak bir veteriner buluyorsunuz. Kemirgen olduğunu bilen, hangi şartlarda yaşadığını bilen bir veteriner. Hemen onunla irtibata geçiyorsunuz. Veterinere koştura koştura gitmiyorsunuz. Bu hayvan sıcak çarpması geçirdiyse elinize alıp bu hayvanı o sıcakta tekrar veterinere götüremezsiniz. Ne yapabilirsiniz? Bu eski anam babam usulü piknik termosları vardır ya, böyle büyük 10 kiloluk. İçine buz koyardık, içine bir şeyler, böyle meyve suyu bir şeyler koyup götürürdük, piknik yapardık. O tarz bir şey alıp altına kalıp buz koyup üstüne kalın bir bez koyup hayvanı içine koyup veterine götürebilirsiniz. Ağzı tam kapalı olmayacak şekilde. Hava girecek ama içerisi serin kalacak bir şekilde. Bunun amacını söylememe gerek yok herhalde. Sıcak çarpmış bir hayvana bir daha sıcak işlerse direkt bırakın gidin yani. Mantıken düşünürseniz sıcak bu hayvanlara iyi gelmiyor. Böyle kafese alıp veterinere götüremezsiniz. İki kural saydık. Bu hayvanları almadan önce veteriner buluyorsunuz önce. İkinci kuralsa bu hayvanları veterinere götürürken kafeste değil, termosla götürüyorsunuz. Tabi termos dediğim yaz ayları için, kışın kafeste de götürebilirsiniz. Ha, bu hayvanın termosun içine nasıl ben yem koyacağım, nasıl ben su koyacağım, şöyle yapacağım, böyle yapacağım diye düşünmeyin. Bu hayvanlar 2 gün boyunca susuz da kalsa, 2 gün boyunca aç da kalsa herhangi bir şey olmaz. Ha tabii, siz susuz bırakın diye söylemiyorum bunu. Zoraki şartlardan bahsediyoruz şu an. Hayvanların stresli ya da stressiz olduğunu tüylerine bakarak da anlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi kadife gibidir. Şu şekil. Şık sıpası. Alışmış bana. Gerçekten ben de ona çok alıştım tabii. Benim elime doğan yavrulardan bir tanesidir Şaziye. Resmen onunla bir aşk yaşıyoruz yani, öyle söyleyebilirim. Çok güzel. Çok sevimli bir hayvandır. Tabii bana güvendiği için bu şekiliz. Güvenmese bu şekilde olmazdık. Bıcırığım da benim en yakışıklı oğullarımdan bir tanesi. Bu ikisini kendime ayırdım.